psikolojik danışma ve rehberlik ana bilim dalından. Kendisinin öğrenme-öğretme süreci, öğretim yöntemleri, öğrenci bilişsel ve duyuşsal özellikleri başlıca ilgi alanları. Aktif öğrenme yöntem ve teknikleri, öz düzenlemeli öğrenme ve öz belirleme kuramı ile ilgili araştırmaları bulunmaktadır. Son dönemde öğretmenin sınıf içi rolü ve öğrenci güdüsü üzerindeki çalışmalara yoğunlaşmıştır. Evet, doçent doktor Hülya Güvenç hocamızı "Katılım yeterli mi? Özel güdüyü desteklemek" başlıklı konuşması için sahneye davet ediyoruz. Merhabalar. Burada ve sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Tabii kamera ve şu mikrofon olmasaydı biraz daha mutlu olabilirdim. İkram etmek gerekirse. Biraz kendimden söz etmek istiyorum. Ben mesleğe sınıf öğretmeni olarak başladım. Şimdi öğretmen eğitimci olarak devam ediyorum. Doğal olarak daha çok öğretmen adaylarıyla, yani üniversitedeki öğrencilerle birlikteyim. Ama itiraf etmek gerekirse ben sizlerle olmayı, yani mesleğin başındaki öğretmenlerle çalışmayı daha çok seviyorum. Bunun iki nedeni var. Birincisi, sizlerle çalıştığımda kendimle çok gelişiyorum ve çok şey öğreniyorum. İkincisi, sizlerle daha iyi anlaştığımı düşünüyorum. Beni daha iyi anlıyorsunuz. Tabii bu ortamda değil. Böyle tek yönlü iletişimin olduğu, bir kişinin kaynak olduğu ortamlarda kimsenin çok bir şey öğrenemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ama bugünkü bağlamımız bu. O yüzden böyle devam edeceğiz. Ben de bugünü açıkçası sizlerle dertleşmek için kullanmak istedim. Böyle değerlendirmeyi düşünüyorum. Ne diyordum? Sizlerle çalışırken daha mutlu oluyorum, daha iyi anlaşıyorum. Çünkü öğrenciler sizler gibi değiller. Öğretmenlerle çalışırken amacımı açıkladığımda, ne yapacağımızı söylediğimde hemen katılıyorlar. Çünkü alanım gereği ben biraz şanslıyım. Daha çok sınıf içindeki öğretim yöntem ve teknikleri ve sınıf yönetimiyle ilgili uygulamalar yaptırıyorum öğretmenlere. Bazen isteksiz gelmiş oluyorlar. Biliyorsunuz çok fazla iş yükü var, başka sebepler var. Belki sizler de bugün öyle geldiniz. Ama çalışmaya başlayınca iş hemen değişiyor. Katılıyorlar. Şevkle katılıyorlar. Öğrencilerse çok farklı. Öğretmenler şevkle katılıyorlar. Çünkü ben onlara gerçek bir problemlerinin çözümünü öğretiyorum. Zaten ilgi duydukları, merak ettikleri, işlerine yarayıp hemen sınıfa götürebilecekleri bir şeyler üzerine çalıştırıyorum. Öğrenciler ise ben ileride yaptıklarımızın, yapacaklarımızın işe ne kadar yarayacağını açıklasam da, bilinç bir şekilde ortaya koymaya çalışsam da katılmıyorlar ya da ayak sürüyerek katılıyorlar. Kendilerini derse vermiyorlar. Çünkü ben onların o anda yaşadıkları bir problemi çözümünü öğretmiyorum onlara. Gelecekte karşılaşacakları bir sorunun çözümünden söz ediyorum. Ne kadar iyi bir giriş yapsam, önemi ne kadar vurgulasam olmuyor. Bazen sınıfa böyle çok yaratıcı, çok ilginç, çok da eğlenceli bir iş yapıyorum. Coşkuyla. Şimdi şunu yapacağız diyorum. Biri elini kaldırıyor. Sanıyorum ki işle ilgili bir şey soracak. Oysa o dersin sonunda çalışma yapraklarını toplayıp toplamayacağımı ya da yapılacak çalışmanın final notuna etki edip etmeyeceğini soruyor. O anda bitiyor. Her şey benim için bitiyor. İşte bu yüzden sizlerle çalışmayı seviyorum. Çünkü şu anda da siz beni anladınız. Bunu pek çoğunuz, pek çok kere yaşadı. Önümüzdeki hafta öğretim yılı başlıyor. Yenilerini de yaşamaya devam edeceksiniz. Aslında düşününce biz öğretmenler çok ilerledik. Son yılları düşünelim. O kadar çok yeni kavramla tanıştık ki. Yapılandırmacılık, çoklu zeka, öğrenme stratejileri, öğrenme stratejileri ve bunları bir şekilde sınıflarımıza da götürdük. Hedefe yönelik son derece yaratıcı etkinlikler tasarlıyoruz. Bakıyorum, öğretmen sitelerini geziyorum internette. Paylaşımlar mükemmel. Ya da informal ortamlarda öğretmenlerimiz yaptıkları uygulamaları anlatıyorlar. Şaşırıyorum. Gerçekten çok iyiler. Peki ama sorun ne? Öğrenciler neden katılmıyorlar?
neye benziyor biliyor musunuz? Her yönüyle mükemmel bir yemek pişiriyorsunuz. Besleyici, temiz, sağlıklı, son derece lezzetli, nefis kokuyor. Harika bir tabakta onu servis ediyorsunuz ama bir lokma bile almak istemiyorlar. Ya da birkaç lokmayı böyle zorla ağızlarına atsalar da yemeğe odaklanmadıkları için bundan zevk almıyorlar. Çok anlamsız gözüküyor. Buradaki sorun nedir? Sorunumuz tahmin ettiğiniz gibi düşük öğrenci güdüsü arkadaşlar. Güdü bizim çok eski bir problemimiz. Üzerinde de en çok çalışılan konulardan bir tanesi bu nedenle. Son yıllarda güdüyle ilgili çalışmalarda da bir takım değişiklikler var. Eskiden daha çok miktarıyla ilgileniyorduk. Son yıllarda bunun niteliğiyle ilgileniyoruz. Örneğin desiberal güdüyü şöyle bir düzlem üzerinde tanımlıyorlar. Bir tarafta ilgi ve meraklığı kaynaklanan içsel gücü var. Onun hemen yanında ise kendisi için önemli amaçlara hizmet etmeyle ilgili olan gücü var. Bu ikisine özel gücü diyorlar. Diğer taraf ise dışsal güdüleyicileri yani ödül ve cezanın denetiminde. En uçta dışsal gücü var. Tamamıyla ödüller ve cezalar var. Onun hemen yanında ise bunun içe alınmasından, kaygıdan, utanmadan, sıkılmadan kaynaklanan kontrollü diğer güdümüz var. Diyebilirsiniz ki öğrenci ister özel güdülü olsun, ister güdülü kontrollü güdülü olsun, ne fark eder? Benim verdiğim işi yapsın, katılsın. Benim için önemli bu. Ama ne yazık ki araştırmalar bunu göstermiyor. Sikine ve arkadaşları diyor ki öğrenciler özel güdülüyorsa, güdülüyseler derse kendilerini verirler, kontrollü güdülüyseler hoşnutsuzluk yaşarlar. Eğer öğrenci derse kendini verirse azimli oluyor, çabalı oluyor, daha fazlasını istiyor, coşkuyla çalışıyor. Eğer hoşnutsuzluk yaşıyorsa o zaman mekanik bir şekilde katılıyor. Yani bir şeyleri yapıyor ama aklının çoğu başka bir yerde oluyor. İsteksiz oluyor, son derece mutsuz oluyor. İşte benim aslında öğretmenlerle ve öğretmen adaylarıyla yaşadığım şey tam olarak bu. Öğretmenler bir şey etkin katılıyorlar. Çünkü özel güdüler. Çünkü orada yapılan onların problemlerini çözüyor. Oysa öğrenciler katılmıyorlar, isteksizler, kendilerini vermiyorlar. Çünkü onlar kontrollü bir şekilde güdülenmiş durumdalar. Peki ama ben birkaç yıl sonra öğretmen olacak olan öğretmen adaylarıyla bu sorunu çözemiyorsam siz ne yapacaksınız? Sonuçta sizin içerikleriniz, sizin hedefleriniz yaşamdaki işlerini açıklamak açısından çok daha zor. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Bırakacak mıyız? Bir yandan ödülleri, cezalarını, sakıncalarından söz edeceğiz. Öbür yandan da o kadar çabaladım, yine de katılmıyorlar diye şikayet edip geçecek miyiz? Üstelik sınıf yönetimiyle ilgili problemlerimiz de çok arttı. Evet, arttı. Çünkü eskisi gibi değil. Eskiden öğrencilere aklına yazsam, sessiz ol, dinle diyebiliyorduk. Şimdi kullandığımız yöntemlerle bunu diyemiyoruz. Öğrencilerin hareket etmesini istiyoruz. Yazmasını istiyoruz, çizmesini istiyoruz. Ders esnasında kitaplıktan kitap almasını istiyoruz. Hatta internette araştırma yapmasını istiyoruz. İşin geleneksel öğretimin kullanıldığı günlere göre gerçekten çok daha zor. Ne yapacağız? Mutsuz öğrencilerin bizi mutsuz etmesine izin mi vereceğiz? Madem katılmıyorlar, o zaman ben de anlatır geçerim, etkinlik falan yaptırmıyorum mu diyeceğiz? Ya da zaten bu noktada olan arkadaşlarımız var mı içinizde? Elbette bunu yapamayız arkadaşlar. Elbette bunu yapamayız. Neyse ki öğrencinin özel güdüsülenmişliğini harekete geçirmek için yapabileceğimiz bazı şeyler var. Bunları temel olarak iki noktada ele alıyoruz. Birisi sınıfta özel güdüsülenmişliği yaratacak, artıracak bir ortam hazırlamak. Diğeri ise dışsal güdüsülenmişlik araçlarını ortamdan olabildiğince çıkardık. Yine Desiderel diyorlar ki öğrencilerin temel 3 tane ihtiyacı var. Bunlar özellik, yetkin
ve sosyal ilişki, yani aidiyet ihtiyacı. Eğer biz öğretmenler olarak bu ihtiyaçların giderilmesinde öğrencilerimizi destekleyebilirsek, öğrencilerimiz de özel gücleniyorlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Özellikle başlayalım. Özellik temelde karar alabilir. Eğer öğrenciler kendi öğrenmeleriyle ilgili kararlara katılabiliyorlarsa, o zaman özel hissediyorlar kendilerini. Bu amaçla ne yapabiliriz? Tabii ki birinci adım onlara seçenek sunmak. Her konuda seçenekleri olmalı. Şüphesiz hedefler, içerikler, seçenek sunabileceğimiz alana girmiyor. Onlar programla geliyorlar. Ama yapılacak olan etkinliklerin her adımı için hangi işler yapılacak, hangi sırayla yapılacak, kiminle yapılacak, hangi renkler kullanılacak, ne zaman yapılacak, bunların hepsiyle ilgili olarak öğrencilerimize seçenekler sunabiliriz. Seçenek sunmak denilince bu çok basit bir iş değil. Çok uzmanlık gerektiriyor. Eğer denetimi elimizden kaçırırsak bu sefer asla kabul etmek istemeyeceğimiz öğretmen olarak seçeneklerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Olaylara öğrenci gözüyle de bakmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin eleştirilerini, önerilerini kabul etmeye hazır olmalıyız. Ama eleştirmek ve öneri vermek de bir beceri. Şüphesiz ki burada da öğrencileri yetiştirme görevi yine bize ait. Hiçbirisi çok da kolay değil. Yapı, yani öğrencinin kendini yetkin hissetmesinden söz ettiğimiz zaman ise öğrenci nerede nasıl davranacağını, kendisinden ne beklendiğini, bir öğretimsel işin hangi ölçütleri olduğunu net bir şekilde bilmeli. Şu ana dönersek eğer, şu an benim için yabancı olan iki unsur var. Bakın dedim ki ilk başta mikrofon ve kameralar olmasaydı kendimi daha rahat hissedebilirdim, daha mutlu hissedebilirdim. Bakın hemen etkiliyor. Öğrenci nasıl davranacağını bilmeli. Ondan ne istediğimizi, bütün ölçütlerimizi net bir şekilde ortaya koymalıyız. Tabii bunu başta yapabiliriz. Açıklayıcı dönüklerle isteklerimizi, beklentilerimizi algılaması yönünde onu destekleyebiliriz. Cesaretlendirici olmalıyız arkadaşlar. Destekleyici olmalıyız. Cesaretleyici ve destekleyici olmak çok önemli ama en önemlisi tutarlı olmalıyız. Hani diyorlar ya, sağ solu belli olmayan. Eğer bizi sağ solu belli olmayan kişiler olarak tanımlıyorsa öğrencilerimiz, inanın orada çok büyük bir sorunumuz var demektir. Yine sevgili arkadaşlar, ilişkilerimiz çok önemli. Öğrencilerimizi tanımalıyız. Onlara önemli olduklarını hissettirmeliyiz. Biliyorum sınıflarımız çok kalabalık ve birçok şubede derse giriyorsunuz. Ama bunlar içinde geliştirilmiş sınıf içi ve sınıf dışı bir takım teknikler, bir takım ara yollar var. Öğrencilerimizle sıcak, dostça, insanca bir ilişki kurmak gerçekten bizim temel sorumluluğumuz. Eğer bunu sağlayamazsak ilerleme şansımız çok az. Şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız, şöyle olmalı, böyle olmalı. Tabii ki bu o kadar kolay değil. Bu yolla, yani bunları söylemekle bir yere varamayacağımızı ben de biliyorum. Umarım ileride birlikte her biriyle ilgili derinlemesine çalışma şansımız olur. Benim burada vurgulamak istediğim temel olarak şudur arkadaşlar. Öğrencilerin özel güdülenmesi çok önemlidir. Yoksa yaptığımız işler, bütün tasarımlarımız havada kalır, etkisiz olur. Öğrencinin özel güdülenmişliği önemlidir. Ve biz öğretmenlerin amacı söylemek dışında bu amaçla, yani özel güdüyü desteklemek için yapabileceğimiz bir sürü şey var. Bunun bilgisi bile şu anda çok önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü araştırmak ve öğrenmek için birinci noktayı atlatmış oluyoruz. Biraz da ne yapmamamız gerektiğine değinmek istiyorum. Özel güdülenmişliği desteklemek için kontrollü güdülenmiş araçlarını sınıftan çıkarmak zorundayız arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar seçenek sunun. İstediğiniz kadar destekleyici, tutarlı olun. Net bir yapı oluşturup öğrencilerinizle ilişkileriniz mükemmel olsun. O ödüller, o cezalar orada durduğu sürece bir yere varamazsınız. Bilmiyorum, biraz düşünelim. Her bir öğretimsel işimiz için
ben bir öğretim seçimi istedim. Bir ödülünüz, bir notunuz, bir kartınız mı var? Her bir öğrenci için tuttuğunuz eksiler ve artılar yazılı çizer bilirsiniz mi var? Her bir davranış için bir ödül ceza sisteminiz mi var? Bazı davranış yönetim modelleri garip bir şekilde geri döndüler. Ve sadece olumlu ve olumsuz davranışlar için değil, okul öncesinden başlayıp yukarıya doğru öğretimsel işler içinde öğretmenler kaplar, şekerler, notlar, değişik böyle bir sistematik geliştirmeye başladılar. Sevgili arkadaşlar, biz zaten eskiden beri her doğru ve yanlış cevaba yerine getirilen her göreve bir not tanımlıyoruz. Bu bizim yanlış bir alışkanlığımız. Bir de bunu yenileriyle desteklememiz son derece kötü. Lütfen bunu yapmayın. Bunu tanıyor musunuz? Ben tanıyorum. Ben ilkokuldayken, birinci sınıftayken vardı bu. Çalışan kazanır, elması kızarır ağacı. Birinci sınıfında vardı. Şimdi geri geldiler. Bunlardan olumsuz etkilendik arkadaşlar. Bunlar, bu ödüller ve bu cezalar bizi kontrollü bilinmişliğe hapsetti. Bizi buraya hapsetti. İşimizi öğrenmek için ya da yenilmekten kaçındığımız için, kaygıdan kurtulmak için, suçluluktan kurtulmak için yapan bireyler olduk bizler. İşini iyi yapmayan öğretmenlerin, doktorların, mühendislerin sebebi inanın o ödüller ve cezalar. Üstelik biz şimdi başka bir dünyada yaşıyoruz. Öğrenmek, yaşam boyu öğrenmek hepimiz için temel bir gereklilik. Sürekli söylüyoruz. Öğrenmeyi öğretmek zorundayız. Öğrenmeyi öğretmek zorundayız ama öğrenmekten zevk almayı da öğretmek zorundayız. Öğrenmeyi öğretmek yetmez eğer öğrenmeye git gününü değilse insanlar. Biz öğrencilerimize güdülü, özel güdülü olmayı öğretmek zorundayız. Sevgili arkadaşlar, biz öğrencileri güdülerken sadece sınıf içindeki sorunlara ve sınıfta okuldaki öğrenmelere çözüm bulmuyoruz. Aslında bir anlamda geleceğe de yön veriyoruz. Öğrenmeyi öğretelim arkadaşlar. Ama öğrenmekten zevk almayı da öğretelim. Öğrencilerimiz hayatlarına mutlu öğrenenler olarak, özel güdülü öğrenenler olarak devam etsinler. Hepinize çok teşekkür ederim.